Yalnız okurlar içinden herkese merhabalar. Selimlerin dünyasına çıktığımız edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu hafta Selimlerin dünyasından, Selimlerin gözlerinden izleyeceğimiz isim Edip Cansever. Şiirimizin büyük ustası. Selim Beyciğim hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Edip Cansever'den bahsedeceğiz ama evet. Nereden başlamak gerekir? Anılar bir yanda, edebiyatı bir yanda, şiir bir yanda, dev bir dünya. Zarif. Hem sizin için hem Türk edebiyatı için. Dostluğu da bir yana, çok önemli bir dostu Edip Cansever. Büyükle büyük, küçükle büyük, hem küçük olabilen ender insanlardan birisiydi. Onu çok özlemle anıyorum. Önce onu vurgulamak isterim. Çok yıllar öncesine döneceğiz sizinle birlikte. Lütfen dönelim. Sahaflardayız. Yine Elif Kitabevi de bütün programlarda karşımıza çıkıyor. Yine Arslan Kaynardağ'ın o güzel kitabevi. Özenle yapılmış, düzenlenmiş raflar. O rafları her gidişimde ben araştırıyorum. Yani herhalde 13-14 yaşlarım civarında olmalı. Bir şiir bölümü vardı. O şiir bölümünde de bir gün karşıma yerçekimli karanfil çıktı. Daha doğrusu sıralanmış olan kitaplar arasından onu aldım. Yerçekimli karanfil Edip Cansever'in başlangıç kitaplarından birisidir. 1957 yayım tabii. 57'dir. Evet, zannediyorum yanılmıyorsam da uydurmuyorsam ödül kazanmış bir kitaptır. O dönemde ödüller çok önemli. Ve bu kitabın içerisinde hem yerçekimli karanfili çok sevdim. Hı hı. Hem de Ben Bu Kadar Değilim adlı şiirini çok sevdim. Hemen okumuştum Gerçekimli Karanfil'i. Fakat sonra nedense bilmiyorum. Edip Cansever'in diğer kitaplarını pek kolay ulaşamadım. Bazı zaten ilk kitabını gündemden çıkarmış şairin, genç şairlikte yazdıklarından Edip Cansever uzun süre okuyucuyla buluşturmamış. Bilmez misiniz bunu? Bunun bir nedeni var mıdır? Hepsinde. Feridun'da da böyle bir şeyden bahsediyor. Feridun'da da var. Mesela? O dönemin önemli yazarlarından, şairlerin hepsinde böyle bir anormal veya büyük bir titiz, anormal demeyelim. Başka büyük, bir dikkat. Bir acayip titizlik. Nezihe Hanım'da da var. Nezihe Araz'da da var bu. Nezihe Araz da büyük bir emekçidir biliyorsunuz. Halbuki Nezihe Hanım çok kolay yazan bir gazeteci yazardı. Hem edebiyatçı hem de usta bir gazeteciydi. Ama o da nedense ilk kitabını saklardı. Hiç kimseye vermezdi. Bana o armağan etmişti. Edip Cansever ilk kitabını bana katiyetle göstermedi. Hemen ekleyeyim ki Behçet Necati'yi de vardı bu. Siz de bilirsiniz ki Kapalı Çarşı Behçet Necati'nin her şeylerde, ansiklopedilerde falan yer alır. Ama kolay kolay şimdi bulunuyor tabii. Hepsini kaybettik. Bu insanların eski eserlerini yeniden yayımlıyoruz. Ve çok şükür Kapalı Çarşı'da Edip Cansever'in ilk kitapları, ikindi üstü gibi elimizde olabiliyor. İkindi üstüden sonra o dönemde, tam o yıllarda D yayın evine ben çok sık gidip gelirdim. D yayın evinin yayınları arasında Edip Cansever'in, Yerçekimli Karanfil'den tanıdığım Edip Cansever'in Tragedyaları yayınlandı ki Tragedyalar bence Edip Cansever'in en önemli ilk kitabı, Tragedyalar bana sorarsınız. Çünkü neden ilk önemli diyorum? Edip Cansever Tragedyalarda o roman arayışını, şiirde roman arayışını çok ustaca başlamıştır. İlk başlangıç Tragedyalar adında yanılır 1964 tarihli. 1964'te Edip Cansever, evet onunla başladı. Edip Cansever bence daima bütün ömrü boyunca bir şiir roman yazmak istedi. Ve yazdı da muhakkak çok ustaca da yazdı. Ama bunun başlangıcı Tragedyalardır. Tragedyalar bir Beyoğlu dünyası. Geçmişin 1950'li yılların geçmişin dünyasında bir Beyoğlu'nu anlatır bize. Bir azınlık ailesinin fertleri konuşurlar. Fertlerin hem konuşurlar hem de onların kendilerinin aralarında konuşmalarından bağımsız olarak her birinin kendi şiirleri yer alır. Zaman zaman da şair devreye girer ve Beyoğlu'ndan çeşitli pitoresk sahneler bize kurar, dizeleştirir. Tam anlamıyla bir kurgusuyla o acayip bir uzun şiir ama bir uzun şiir ve bir uzun ya hemen hissedilmeyen, okundukça hissedilen ve kendini hissettiren
bir romandır. Modern tragedi. Bir roman yapısında. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle hissettim. Hı hı. Çünkü sonradan tragedyaları hemen çıktığında yıllarda da okumuştum. Ondan sonra uzun yıllar tragedyaları tekrar tekrar dönüp baktım. Ve hep o roman havasını hissettim. Sonra tam o sıralarda, yine o sıralarda tragedyalardan sonra Edip Cansever bir dönem şiir kitabı yayımlamadı. Fakat Yeni Dergi'de, Mehmet Fuat'ın Yeni Dergisi'nde, o ünlü Yeni Dergisi'nde herhalde onun sembol olarak okurla en çabuk bağdaşlık kuran Çağrılmayan Yakup'unu yayımladı. Uzun bir şiir. Dergi mesela diyelim ki 100 sayfaydı. O 100 sayfanın aşağı yukarı yarısına kaplayan uzun bir şiirdi. Mehmet Fuat'ın öyle güçlü tercihleri vardı. Yani usta bir şairin şiirini çok uzun olduğu vakit dergi bu. Koymam demezdi, koyardı. Cemal Süreyya'da usta şiir eleştirisini, muhteşem bir şiir eleştirisini 3 sayıda olsa ard arda yayınlardı dergisinde olsun. Böyle bir gelenek olmuş. Belki o devrin edebiyat anlayışı buydu. Mehmet Fuat aynı zamanda Firuza'nın Benim Sinemalarım, başka hikayelerin, uzun hikayelerin hepsini dergide yayımlamış bir olay olmuştu. Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup'u da çok uzun süre en azından şiir sevenler arasında yaygın bir moda oldu. Herkes birbirine seni çağırdık mı Yakup falan gibi. dönemin esprilerinden biri miydi? Takılırdı. Ben Edip Cansever'i hep ciddi bir okuyucuydum o yıllarda. 1968 yılında Cumartesi Yalnızlığı'nı yayımladıktan sonra Edip Cansever'de hep bahsediyorum. Size ve okurda dinleyicilerimize hep bahsediyorum. Edip Cansever'de Cumartesi Yalnızlığı'nı gönderdim. Hemen cevapladı. Bir hayranı olarak gönderiyorsunuz değil tabii, mi? Tabii tabii. Zaten herhalde hatırlamıyorum ama içinin ithafında da öyle bir yazmışımdır. Onun bazı şiirlerini ne kadar çok sevdiğimi, bütün o insanlara Cumartesi Yalnızlığı'nı imzalarken hep buna dikkat ederdim. Yani onlardan bir mısra, bir satır, bir cümle, onları ne kadar sevdiğimi ifade etmek bir tutkuydu şimdi. Yazardan önce bir okur olduğunuzu hatırlatmak istiyorsunuz belki de onlara. Hep okurdum ben zaten evet. Sevgili Eray. Yazarlık hiçbir zaman değil, olmadım herhalde. Estağfurullah. Ben hep kendimi iyi bir okur olabildimse iyi bir okur saydım. Ve kötü bir okur değildim. Ona ben hala inandığım tek şey yazarlığım. Kötü bir okur olmadığımdır. Yazarlığım çok şüphe götürebilir ama sağlam bir okurdum. Edip Cansever beni mektupla aradı. Kısa bir şeyde. Kapalıçarşı'da bir adres verdi bana. Ben Edip Cansever'in antikacılıkla uğraştığını bilmiyordum o vakte kadar. Ama o bahsettiği dükkanın bir de küçük bir kroki çizmiş mektuba, kısa mektuba. Şuradan gireceksin, buradan çıkacaksın, şu dükkan diye. Elimle koymuş gibi buldum. O dükkanı biliyordum. Kapalıçarşı'ya ben çok sık gidip gelirdim kendi kendime. Ve dükkanların vitrinlerine bakardım. Hangi Kapalıçarşı'da antikacıların vitrinine çok bakmadan, kuyumcu vitrinine bakmıyordum tabii. Ama şeylere bayılırdım. Ünlü bir kuyumcuydu Edip Cansever'in. Kuyumcunun isminin ne olduğunu hatırlamıyorum. Tabii Edip Cansever'in ismi kapıda yazmıyordu. Kapıda bir tabela vardı. Uyduracağım şimdi. Şolofil, Jacques Şolofil gibi bir isimdi. Hı hı. Siz diyeceksiniz ki sen uyduruyorsun. Hayır. Onu demeyeceğim. Ama başka bir isim de olabilir. Hı hı. Buna benzeyen bir isimdi. Edip Cansever'in ortağı. Edip Cansever, sonradan öğrendim ki babası da antika işleriyle uğraşmış. Baba mesleğini devam etmiş bir anlamda. Evet, öyle yapmış. Askerlikten sonra başlamış. Yani üniversite yıllarında başlamış. Ama hiçbir zaman sevmemişti antikacılığı, alışverişi falan. Öyle şeylerden pek hoşlanmazdı. Hayat sonra, gayreti sadece. Evet, biz baba mesleğini sürdürmek. Sonradan bir ikinci dükkan açıyor. Birinci dükkanı kapatıyorlar anladığım kadarıyla. İkinci bir dükkan açıyorlar. Onda Şorofil, bahsettiğim vatandaşımız ortağı oluyor. Uzun yıllar onunla ortaklık yapıyorlar. Ve o vatandaşımız
Edip Cansever'in hakikaten büyük desteği oluyor. Çünkü Edip Cansever antika ile pek az uğraşırken bütün zamanını şiire ayırabilen nadir edebiyatçılarımızdan biridir. Yani o bahsettiğiniz antika dükkanında Edip Cansever'in iş anlamındaki görevi aslında şiirini yazmak yine, değil mi? Tabii öyle oluyor. Çok bulunmuyor. Ama bizim edebiyatımızda hikayeciler, romancılar, şairler çoğu zaman ikinci bir meslekle, hatta ikinci meslek ana meslek olmak durumunda kalmışlardır. Maddi koşullar oraya sürüklemiştir. Yazıyla geçirmek zor olmuş. Çok zor. Birkaç kişi. Koca Cumhuriyet tarihimizde bugün bile çok sayıda olduğunu sanmıyorum. Sayılı yazar. Hele bir şair. Hı hı. Mesela bütün büyük şairlerimizi düşünecek olursanız hepsinin başka mesleği var. Behçet Necatigil bir öğretmen. Ziya Osman Sabah düşünün. Bir düzeltmen olarak çalışmış. Bir gün onu da anarız inşallah. O düzeltmenlik uğraşısında bir okumak diye çok güzel bir hikayesi vardır. Okumak. Edip Cansever antikacılıktan geçimini herhalde sağlıyordu. Hı hı. Ama şair olarak da çok sevilen bir şiirdi. Fakat belki de bizim edebiyat dünyamızda bir şiir kitabının satışı besbelli olağanüstü yüksek bir noktaya ulaşmıyor. Belki bir tek Nazım Hikmet'e bu nasip olmuştur. Necip Zavallı Nazım da bu memleket dışında yaşadığı için bunun tadını yaşamamıştır. Edip Cansever, gittim dükkana, antikacıya, çalışan bir kişi bana Edip Bey'i görmek istiyorum. Yukarıda dedi. O vakte kadar Kapalı Çarşı'daki dükkanların sadece içini biliyordum ben. Küçük küçük dükkanlar. Vitrinlerini, vitrinin arkasını da biliyordum ama yani vitrinler küçük küçük dediğiniz gibi. Hem de dükkanların içi küçük. Bir küçük kuyumcu vardı, onu biliyordum. O aile değil, bir dostluğumuz olan Allah rahmet eylesin Yunus Bey diye bir oğlum. O tek katlı bir dükkandı. Yukarıda deyince anlayamadım ben. Adam gösterdi, bir çok dar bir merdiven yukarıya çıkan. Oradan düşe kalka çıktım ben. Asma kat ve kapıyı açtım. Şimdi bile rüya gibi geliyor bana. Bir kubbe. Bütün kubbe ışık fincanlarıyla donanmış. Ve oradan gökyüzünden güneş ışığı ışık fincanlarından geçerek Edip Cansever'e geliyor. Edip Cansever büyük bir sinema sahnesi aslında. Evet. Değil mi? Gerçekten öyle. Yapabilseydim sinema bu sahneyi çekmek isterdim. Genç bir adam. Edip Cansever de çok genç tabii. Ben ama ondan daha da çok gençtim. Ayağa kalktı. Hemen beni tanıdı. Benim fotoğrafı falan yayınlamamıştı hiçbir yerde ama o saatte geleceğimi biliyordu. Belki onun hoş geldiniz dedi. Ve o orada başlayan dostluğumuz Edip'in ölümüne kadar bir ömür sürdü. Evet. O çatı katından bahsettiniz. Hayatından bahsedenler de o çatı katından şöyle bahseder. Çatı katında yazdıklarıyla 9 şiir kitabı yayınladı derler. Öyle mi diyorlar? Evet, öyle diyorlar. Bunu kaçırmışım, bilmiyorum. Evet, zaten önünde küçük bir masa vardı. Hı hı. O masada kağıtları vardı, kalem. Edip Cansever böyle çok düzgün bir adamdı. Mesela başka yazarların çalışma masaları çok dağınıktır. O oradadır, bu buradadır. Benimkini gördünüz. Sizin çalışma masanız nasıl? Bilirsiniz, bilmez misiniz? Anormal dağınıktır. Edip Cansever hem orada antikacı dükkanında hem de şahsi iki evinde bilirim. Edip bir arada bir büyük ev değişikliği olmuştu. Her iki evde de odası ve çalışma masası anormal düzgün. Muntazam. Çok sayıda kitabı olmasına rağmen o kitapları çok düzgün bir araya getirmiş. Hı hı. Hep sanıyorum ki hep toz mozunu alan, onları bakımla koruyan bir tarafı vardı. Ama aslında Edip Cansever son derece de dağınık demeyeyim. Yani ruhu fırtınalara açık bir yazar, şairdi. Çok çabuk etkileyen, çok büyük duyarlılıklar taşıyan,
iç fırtınaları sonsuz olan bir şairdi. Siz de biliyorsunuz. Türkçülüğümüz yani inanılmaz yeniliklere katmış bir insanın bu tarz bir iş dünyasına sahip, iş dünyaya sahip olması beklenir ama diye bir durum düşünüyorum. Üstü başı dediğiniz gibi düzgün, efendi, hiç savrukla yer vermeyen bir tavrı vardı. O ilk gün tepedeki odada bir saat mi iki saat mi hatırlamıyorum. Fakat sonra birlikte çıkacak dedi şansıver. Çıkalım mı dedi. Çıktık biz. Kapalı Çarşı'dan Nur Osmaniye kapısına gittik. Zaten dükkanı da Nur Osmaniye kapısına çok yakındı. Yokuştan, Ankara yokuşundan, Cağaloğlu'ndan Sirkeci'ye indik. Sirkeci'de vedalaştık. Bana kitabımı nedir söyledi dersen, kitabı çok ciddiyetle Cumartesi Yalnızını okumuş. Nereden biliyorum? Eleştiri vardı, görüşleri vardı, onları anlatmıştı. Mesela her şeyi çok somut anlatmaya çalışıyorsunuz dedi. Hiç soyutlamayı düşünmez misiniz dedi. Hiç unutmuyorum. Biz domates sizin için ille dişlendiği vakit bu domatesdir dedi. Kokusu, rengi size domatesi çağrıştırmaz mı? Öyle anlatamaz mısınız demiş. Hayal etmeyi öğretmeye çalışmış. Evet, herhalde. Çok güzel söyledi. Bunca yıl sonra düşündüm. Bana ne söylüyor? Yani acaba anladım ama kokuyu onları anladım ama çok güzel söyledi. Herhalde biraz fazla hayalsiz yazdığımı düşün. Ama öyle Cumartesi Yalnızlığı da öyledir. Ondaki şeyler, tutumlar da öyleydi. Biraz somuta açık, fazla açık. Yani bir hakikaten daha çoğullaştırma duygusu bende yoktu. Bunu konuşmuştuk. Ve ayrılırken beni arayın dedi. O yıllarda tabii cep telefonu falan yok. Katiyetle. Birbirimize telefonlarımızı verdik. Ve ayrılmıştım. Sonra bir ay falan sonra ben onu aradım. Çekine çekine aradım. Hı hı. Bu sefer Taksim Parkı'nda küçük bir kafe bar vardı. İsmi neydi hatırlamıyorum. Bugün yok. Orada buluşmamızı, akşamüstü belli bir saatte orada buluşmamızı söyledi. Ben gitmiştim. İşte belki de asıl dostluğumuz, uzun yıllar sürecek olan dostluğumuz o gün başladı. O gün ben çünkü kendi yazdıklarımdan değil, Edip Cansever'in şiirini ne kadar sevdiğimi anlatmaya çalışmıştım. O da yani kendi şiirinin amacının ne olduğunu, insanlara nasıl bir bağ kurmak istediğini, şiirin ne oldu, kendi görüşüne göre şiirin ne olduğunu falan bunlardan bahsetmiştik. Ama ikimiz de birbirimize çok Edip Cansever, gençler, ben Edip'te aramızda bir yaş var. Bakın dikkat edin, Edip diyorum. Evet. Nezihe Meriç, Nezim diyemeyen bugün Edip Cansever, gençlerle, genç çocukla çocuk olabilen, yaşlıyla yaşlı olabilen tuhaf bir, bunu da göstermeyen ama iş dünyasından bu iş dünyasından yansıyan bir şairdi. Ben Hatice'de Edip Bey falan demedi. Onu da yadırgamadım ve Edip başladı, Edip bitti. O yıllarda dostlukların son gününün öykülerini yazıyordum ben. O yoğun görüştüğümüz yıllarda dostlukların son gününde yer alan, birbirinin devamı olan hikayeleri yazıyordum. O hikayeler hakkında da görüşlerini belirtti. Sadece bir dostluk değil, yazın dostluğu da kurmuşsunuz. Tamamıyla yazın dostluğuydu. Hı hı. Yani Edip Cansever'le çok güzel sordunuz. Başka türlü bir dostluk kuramazdınız. 24 saati sanıyor, 24'ü bilmiyorum ama benim gördüğüm saatlerin hepsi edebiyat meselesiydi. Kendi yazdığı, başkalarının yazdığı şiirler, Türk şiiri, özellikle kendi çağdaşı şairlerin eserleri. Yazarların, şairlerin birbirlerine okuduğu devirlerden bahsediyoruz. Evet. Yok, o devirde pek okumazlardı insanlar. Mesela. Ama Edip Cansever veya ikinci yeni hareketinin üç büyük şairi, onlara başkalarını da katmak mümkün elbette. Cevan Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever çok iyi okurlardı. Özellikle Cevan Süreya ve Edip Cansever birinci sınıf edebiyat okurlardır. Bana bir hikaye biten
Gelinlik Kızla adlı bir hikayemin içindeki bir cümleyi ölüm çalınmayan bir uttu işledi. Onun cümleyi çok sevdiğini söyledi. Çok sevindim. Ölüm çalınmayan bir uttu. Bir cümle değil bu yalnız. Bu mısra. Öyle diyorsun. Bir sürpriz oldu. Sizin söylediğiniz bunu biliyor musun? Belki göstermiştim size kitabı. Bir kitabın bana imzalarken bu mısraya teşekkür ederim Selim diye büyük bir unutamayacağım, bugün içimi sızlatan bir anık olarak kalan bir ithafı vardır. O gün çok sevinmiştim tabii. Çünkü yetişmekte olan bir yazar, yolun başındaki bir yazar, kendi bildiği kişilerden yol açıcı bir tavır, bir sevgi gösterirse sanıyorum onun yolu başka bir şey oluyor. Benim tüm yolunu şekillendiriyor gibi sanki, değil mi? Hem yolu şekillendiriyor, tabii yolu şekillendiriyor muhakkak. Hele siz o yazarın, biraz şairin etkisi altındaysanız büsbütün şekillendiriyor. Ama bir yandan da bir yol açıyor. Yani şekillendirmiyor. Eğer siz ustanız tarafından yola devam komutunu alırsanız başka bir umutla yola devam ediyorsunuz. Bu ithaf aslında yola devam komutu değil mi? Evet. Değil mi? Tabii öyleydi. Ama ben bunu her şairden, her yazardan, her hikayeciden aldığımı söyleyemem. Yani hayat daha çok ancak birkaç kişi katabilirim bu kafilenin, işte beni yola düşürenlerin içine. Edip Cansever'de bunların bakımda. Edip Cansever herhalde en başta gelenlerinden birisiydi. Yapıcı bir insandı. Yalnız kendi şiirinde etrafında yalnızlık aşılayan birisi değil. Sonsuz bir yalnızlık şiiri yazmıştır ama başkalarının da yolunu açmak, o yalnızlıktan uzaklaşabilmek için, hep birlikte uzaklaşmak için garip bir gayret göstermiş. Bunu bilinçli yapmamış ama belki de iç dünyası bunu ona sevk etmiş bir şair, bir yazardı. Edip Cansever çok az, dikkat ederseniz çok az düz yazısı vardır. Ama çok, ben şimdi düşünüyorum da neden Edip'e ısrar etmemişim düz yazı yazmak konusunda diye düşünüyorum. O çok az sayıdaki düz yazısı bir kitapta, bir toplu bir kitapta ölümünden sonra bir araya getirildi. Okuduğunuz vakit her biri de bir düz yazı şiir. Mesela ben de şunu söyleyecektim. Şiir de düz yazıdan uzak değildir aslında. Hani başka çağrışımlara açıktır ama düz yazıdan da ağrıyı koyamayız şiirine. Tabii. Evet. Mısra'nın işlevi bitti gibi bir iddiası, saf sözü vardı yanılmıyorsam. Evet. Çok Mısra meraklısıydı. Hatta Mısra geleneğinden gelen şairlerden isim vermeyeceğim. Bir büyük bir şairi, Edip Cansever'in hiçbir şiirini anlamıyorum demişti bana. Yani bu bir şey meselesi. Daha dar mı yol, daha açıkta mı yol alacağınız, daha asfaltta mı? Bakış. Bakış meselesi. Bir yalnızlık nasıl yansıtır? Edip Cansever derdi yalnızlığı yansıtmaktı. İnsanın insansızlığını yansıtmaktı. Bunun için mısra onun için önemli bir şey değildi. Onun önemli olan seslerin bir araya gelmesi, bir müzikalite yaratarak bu yalnızlığı ifade edebilmekti. Benim ada, bilmem bilir misiniz, benim ada her yalnızlık gibi bir romanse yazım var, uzunca bir yazım vardır. Orada Edip Cansever'i ben roman kahramanı yapmaya uğraştım. İsmiyle andım. Yazılma sürecinde Edip Bey'in haberi var mıydı bunlar? Edip Cansever'in haberi var mıydı bunlar? Orada biraz tam bir yanıtlayamayacağım. Edip Cansever İstanbul dışına çıkar gelirdi. O dönemde mi yayımlandı Ada Her Yalnızlık gibi? Yoksa Edip'i kaybettikten sonra mı yayımlandı bilmiyorum. Hı hı. Hangi tarihte olduğuna bakmak lazım. Ama bildiğim bir şey var. Edip Cansever'i o kitabı imzalamamıştım ben. Yani veremedi mi, yoksa ebedi ayrılık gelip çatmış mıydı bilmiyorum. Bu ya Ada Her Yalnızlık gibi de yazmıştım ben. Arnavutköy'ünde Kaptan diye bir mekan vardı.
sık sık orada buluşurduk. Edip Şansiler zaten Bebek'te oturuyordu. Arnavutköy Bebek arası yolda oturuyor, bir yolda oturuyordu. Oraya randevuların çoğunu orada verirdi. Başka bir büyük dostum, bir dostlarım, ikisini de kaybettim. Türk Edebiyatı'nda çok değerli çeviriler armağan etmiş. Armağan İlkin ve eşi Altan İlkin. Böyle bir dörtlü teşkil ederdik. Bazen Edip'in eşi Befaret Hanım da gelirdi. Edip Şansiler bazen incelik gösterip yeni yazdığı bir şiiri veya üzerine çalıştığı bir şiiri bize okurdu. Masalarda yeni şiirler okunuyor. Yani masa değil, çok küçük masa. Hı hı. Masa Edip Şansiyer, Armağan, Altan, Beren. Dörtlü akşamlar daha çoktu. Hafta sonunda buluşurduk. Yani cuma mıydı? Onlar biraz bulanık kafamdı. Bir şiirinde o okuyuşları sırasında bir şiirinde, bir dizesinde yaz kırıkları geçiyordu. Yaz kırıkları cam kırıklarından bir yaz kırıkları, şairin yarattığı bir fevkalade bir şey olarak karşıma çıktı. Çok çarpılmıştım. İsrarla çok güzel, çok güzel dedim. Çok büyük bir şeyle hissetti ki ondan çok hoşlandım. Hissetti ki bunu çok istiyorsan senin olsun, vazgeçtim ben, çıkarayım. Zaten yaz kırıkları dediğin zaman benim aklıma bir Selim İleri roman ismi geliyor. Biz herhalde oradan aşılmak için. Estağfurullah. Ve çıkardığım şiirden, gönülden çıkaracağını da söyledi. Ben olur mu hiç Edip, Allah aşkınızı yapmayınız falan filan dedim. Çok çarpıcı bir şeydi. Edip Şansiyer'in sanıyorum ki birçok dostuyla, birçok uğraştaşıyla böyle bir bağlantısı vardı. Başkalarının yazdıklarına, şiir olsun, öykü olsun, roman çok sevdiğini sanmıyorum. Artistik roman diye bir tercihi vardı. Kendi yaptı. Şeyi yaptı. Yani serüven romanı, tecimsel tarafı ağır basan o tarz romanları sevmezdi. Bu buluştuğumuz yıllarda bazı romanlar vardı, çeviri veya yerli, çok satan. Onların hiçbirisini okumazdı. Mesela o yıllardaki çok satanlardan birisi Kelebek'ti. Bilir misiniz? Bir Kelebek, bir fırtına isimli bir Fransız romanı. Türkçe'de yazarını hatırlamıyorum bile. Ama Türkiye'de de ya başka ülkelerde de bir şey yaratmış bir roman. Satış rekorları kırmış bir roman. Ben onu okumak istemiştim. Okuma bunları. Neyi okuyorsun demişti. Zaten ben de okuduğum vakit tat alamamıştım. O tarz romanların da havası olur zaten. Bir dönemsel olarak bir kasırga yaratırlar. İki gün sonrasında kalmazlar. Evet. Ne yazık ki öyle olur. Ama onların da arasında muhakkak değerli olanlar vardır. Muhakkak. Lafınızı bölüyorum belki ama şunu, şu tespitte bulunmak istiyorum. Şimdi Edip Cansever'den ustam diye bahsettiniz. İnanılmaz yol gösterici oldu. Bana yolumu şekillendirmede çok yardımcı oldu dediniz. Sadece edebi anlamda değil. Ben anlıyorum, kişisel anlamda da pek çok şey kalmış size Edip Cansever'den. Şöyle, ben de biliyorum ki siz de buluştuğumuz zamanlarda yeni yazdığınız romanlardan pasajlar, parçalar getirirsiniz masalara. Onları okumak bizlere çok keyif verir, çok mutluluk verir, büyük bir haz verir. O anları hatırlattı bana bunlardan. Çok teşekkür ederim. Allah'tan başınızı ağrıtmamış. Estağfurullah, bizim için her zaman büyük bir keyif. Böyle bunu işitmek beni memnun eder. Ben okumak isterim çok başkalarıyla. Sözlü yazdığımı sözlü olarak önce okumak ve yayımlamadan da değer verdiğim, zevklerine, samimiyetlerine güvendiğim dostlarımdan beni eleştirmelerini, olumlu ya da olumsuz bir yönde eleştirmelerini isterim. Bu bazen üzer beni. Karşımdaki samimiyetle beğenmemiştir. Niye beğenmedi diye çok düşünürüm. Ama iyi olan karşı tarafın görüşünü almak tabii çok önemli bir şeydir. Edip Şansiler bize okurken onu mu yapmak istiyordu onu bilmiyorum. Edip Şansiler her ne kadar yazılı metni tercih eden bir okuyucuysa da şiirde ses de arayan bir şairdi. Belki de kendi okurken sesin bizde bıraktığı etkiyi de ölçüp pişiyordu. Onları bilemiyorum tabii. Hiçbir zaman konuşmadık bunları. Siz sadece o anların tadına varıyordunuz. Tabii çok mutluluk duyuyorduk. Ama yalnız ben değil. Mesela Allah rahmet eylesin, Altan, bahsettiğim Altan İlkin
pek de fazla şiir seven bir insan değil. Edebiyat seven, kitapları çok seven ama şiir dendiğim daha uzak duran bir insandı. Ama onun da çok zevk aldığını, çünkü Edip Cansever'in size bakarak şiir okumazdı. Hep uzaklara bakarak, hatta kendi dünyasına kapanarak, ortalığa bakan gözler ama hiçbir şey görmüyor gibi kendi iç dünyasına eğilmiş, tıpkı şiirinde olduğu gibi hep bir iç dünya arayışı vardı. Ama bir yandan da şimdi düşünüyorum da belki de bizim ne hissettiğimizi ince eleyip sık dokuyarak anlamaya çalışıyordu. Muhakkak, kim bilir. Yoksa başka niye okusun? Bir şiirinde bir radyo oyunu havası yaratmak istemişti. Sonra o şiirini yazık ki yayımlamadı. Çünkü bu şiirde söylemişti, radyo oyunları bizim edebiyatımızda en fazla biliyorsunuz Behçet Necatigil ile anlam kazanmıştır. Bu şiirinde Behçet Necatigil'in Yıldızlara Bakmak adlı bir radyo oyununun etkisi vardı, olduğunu, o radyo oyununun bir radyo oyunu olduğu kadar bir ses düzeniyle, bir şiirsel düzenle yazılmış olduğunu söylemiş ve o şekilde değerlendirmişti. Sonra o şiiri, Yıldızlara Bakmak şiirinden oyunundan esinlendiği şiiri yayımlamadı. Ben o gün bir kopyasını çıkarmıştım o şiirin. Ben uzunca da bir şiirdi ama hiç yorulmamış kopyasını yazmıştım. Sonra bana dedi ki yırt onu dedi. Yaz, yayınlamayacağım, sende kalmasın dedi. Ben uzun süre sakladım onu Eray. Değil misiniz? Ama sonra vicdan azabı duydum. Şairin samimiyeti bana getir bana ver demedi, yırt onu dedi. Bir Max Brod ve Kafka vakası daha yaşanmadan. Evet, evet, çok güzel. Evet, Max Brod'un durumunda düşmeyeyim diye yırttım onu. Edip Cansever'in yalnız kendi şiirine olan büyük sorumluluğu, bağlılığı kadar başka şairlerin eserlerine de çok ciddi bir yaklaşımı, sevgisi, onları tanıtmak, yaşatmak, başkalarıyla paylaşmak için inanılmaz bir gücü vardır. Az sayıda düz yazı yazdım demiştim başlangıç. Siz de biliyorsunuz, evet, zaten. Ama buna rağmen o da az sayıdaki düz yazıları da bazen mesela keşke devam etseymiş. Bir dergide yayımlamıştı. Ahmet Muhit Dranas'ı çok severdi. Olvidos'u üzerine inanılmaz bir yazısı vardır. Bu yazı bir şiiri çözümleme, inceleme yazısı değildir. Bir o şiirden bir okuyucunun aldığı tat, o şiirden bir okuyucuya aksedenler, yansıyanlar. Bir şiirin bir şairde uyandırdıklarının farklı yansımaları. Yani öyle mi diyelim, bir okuyucu hiçbir zaman şair gibi durmazdı. Büyük bir şair olmasına rağmen başkalarının şiiri karşısında, bir Olvido karşısında, bir sevdiği başka şiir, mesela Turgut Uyar'ın bazı şiirleri karşısında hep sevgi dolu bir ölçü içinde durdu. Hiçbir şair yaklaşımı yoktu. Olvido yazısının sonunda buraya gelirken aldım onu. Diyor ki ben bu yazımda Olvido ile olan dostluğu pekiştirmekten başka bir amaç gütmedim. Olvido ile olan dostluk. Bir şairin alabileceği en büyük öykülerden biri. O tabii öyle ama bir de deyim olarak düşünün. Siz bir okuyucusunuz, ben bir okuyucuyum. Bir eserle bir dostluğumuz olduğumuzu düşündük mü? Oysa vardır. Dostluk diyor ki, tekrar söyleyeceğim, Olvido ile olan dostluğumu pekiştirmekten başka bir şeye pekiştirmek. Sizin sevdiğiniz bir eserle dostluğunuz var. Siz onu pekiştirmeye çalışıyorsunuz. Bugün amaçlarımdan biri bu diyorsunuz. Evet, hayatımın. Evet, gerçekten öyle. Ben çok okumuş, gayret göstermiş bir okuyucuyum. Ama bir kitapla aramızda bir dostluk, yazarla, tanıdığım tanımadığım şairle bir dostluğum olduğunu düşünebilirim. Mesela Behçet Necatigil, hayatım boyunca çok sevdim. Elbette bir dostluğum, uzaktan da olsa bir dostluktu. Ama bir eserle dostluk, durduğum yerde öyle bir şey düşünmedim. Farklı bakışlar Selim. Edip Cansever'in, evet, yüksek bir yaklaşımı. Yani bir eserin sizde bıraktığı izlenimlerin sizde yaşaması, anılara dönüşmesi
çok önemli bir şey. Anılara dönüşmesine de hayatınızın bir parçası haline gelmesinden bahsediyoruz ki. Çok farklı bir bağ kurmak lazım metinle. Sadece metinle değil, metnin ruhuna girmek lazım belki de. Bunu söyleyebilmek için. Artık bilemiyoruz, bunlar metafizik. yani keşke Edip hayatta olsa da bunu sorsak. Bazı şeyleri hayattayken insanlara sormak aklınıza gelmez. Her şey bittikten sonra keşke bunu niye sormadım dersiniz. Özlemler de öyle çıkar ya zaten. Elbette. Gittikten sonra özlem başlar. Tabii Edip Şanslı'yı çok özlediğim muhakkak. Bir başka eseri 1980'de yayımladı zannediyorum. Şairin Gizli Seyir Defteri. Bu Ada Yayınları'ndan çıkmıştı. Feride Edgül'ün Ada Yayınları'nda butik bir yayın eviydi. Çok güzel bir kapakla, gri bir kapakla çıkmıştı. İmzalamıştı bana. O şiir, bazı şiirlerini tek tük biliyordum. Ama bütün olarak okuduğum vakit gerçekten bir şairin seyir defteri olduğunu hemen algılıyorsunuz. Orada hem normal gemicilerin seyir defteri, kaptanların seyir defterlerinden esinlenerek yazılmış, onlara göndermeler olan şiirler vardır, üslup vardır. Mesela neler almalıyım yanıma diye 5-6 bölümlük bir şiirlerden, 5-6 bölümden oluşan bir bölüm vardır. Hem bir kaptanın seyir defteri karşınıza çıkar, hem büyük bir şairin seyir defteri çıkar. Hemen kafamda ondan bir roman esinlemek doğmuştu. Ve çalmak istemiştim. Bende çalmak tutusu çok fazla vardı. Selim Bey, bu programda yapmaya çalıştıklarınızdan birinin de edebiyat tarihimize kendinizi büyük aşırıcı falan gibi bir tabirle geçirmek olduğunu düşünüyorum. Çok var. Estağfurullah. Yani dayanılmaz. Esin başka bir şeydir ama Selim Bey. Yok, dayanılmaz bir tutkudur. Yani güzel bir şey. Bir şairin seyir defteri beni çok etkilemişti. Neyse ki çalmadım, öyle bir şey yazmadım. Herhalde o büyük eserinden sonra çok küçük yüce bir şey ortaya çıkardı. Estağfurullah. Edip Cansever. Ama bir şiiri var ki, müsaade ederseniz onu okuyacağım. Lütfen. Benim en çok sevdiğim şiirimi bilmiyorum. En çok sevdiklerimden birisi. Evet, bunu bir yerde sonra da anlatacağım. Bir kitapta şu aşırıdım şiirim. Ölü bir deniz yıldızı, ey sonbahar, ey düşsel yolculuk. Seni dolaştım yaz sıcaklarında, bekledim. Duydum ki benim değildi artık doğanın kalbiydi uçurumlar toplamı kalbim. De bana, anlat bana, öyleyse neden hatırlıyorum onu? O fırtına kuşunun gölgesini yere düşüren, gittiydi geldiği yere, uzaklığına, döner mi bir daha, dönmez mi bilmem. Yüklenir gittiydi gözden onca çırpınışları. Ne sevinç bıraktıydı içimde, ne keder, ne acı. Bir sen kalmıştın sen, ey sonbahar ılımı. Dört dala gelen bir atın kalkışı gibi kalıp da gözlerimden. Parlar ki şimdi geceleri ara sıra, diplerde, derinliklerde, yalnızlığımda ölü bir deniz yıldızıdır mutluluk. O nedensiz mutluluk, olsa da olmasa da. Bu şiir çok sevdiğim. Siz de sevdiğiniz herhalde. Çok sevdiğim bir şiir. Bunu nasıl aşırdım? O yıllarda yazdığım bir romanında düz yazıya, kendim hislerimi düz yazıya, Edip Cansever'den esinlendiklerimi düz yazıya geçirdim. Tercüme. Bir şiir tercümesi. Yani bir aşırmayı demiyorsunuz, bir şiir tercümesi. Düz yazıya çevirme. O şekilde kullanmıştım. Tabii o çapta olamamıştı ama beni bugün de okuduğum vakit hala iyi ki yapmışım, iyi ki aşırmışım dediğim bir şey. İyi ki yapmışsınız, iyi ki yazmışsınız Selim Beyciğim. Bir dünyası olan bir insandı Edip Cansever. Son dönemde biraz hayatı, politikanın getirdiği çalkantılar, o Türkiye'deki bazı acı olaylar onu çok üzdü. Bilhassa kendisinden çok genç bir kuşağın yollarda, sokakta mücadele verirken amansız bir şekilde yıkılıp geçmesi beklenmedik bir şekilde bir dönüşüm oldu şiirinde Edip Cansever'in. Daha çok bireysel konulara eğilirken
Gerçi bireysel konulara eğilmek de toplumsal bir tarafı olan bir şeydir ama birdenbire uzaklaştı bireyselliklerden. Çok yoğun bir şekilde toplumsal bir sesi yüklendi. Ve Mendilimde Kan Sesleri adlı çok unutulmayacak bir şiiri vardır. O dönem öyle geçti ve o dönemden sonra da bir eskiye tam anlamıyla dönmedi Elif Şansever. Gerçi Kirli Ağustos'u yazdı. Onun Kirli Ağustos kitabında bazı şiirler, özellikle Kirli Ağustos, çok bireysel dünyaya açık, onların ıstıraplarını ifade eden bir şiirdir ama bir yandan da toplumsal çalkantının huzursuzluğunu ömrünün sonuna kadar duydu. Bir dönem işi bıraktı ve Bodrum'a yerleşmeye karar verdi. Biraz huzura kavuşabilmek için. Fakat ne yazık ki yanlış hatırlamıyorsam Bodrum'a gittikten bir süre sonra haberi geldi ki bir beyin kanaması geçirmiş. Ondan sonra Elif Cansever'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet, çok gönülden yıkıcı bir ölümdü. Çünkü Elif Cansever çok genç öldü. Hı hı. Çok tuhaf bir şey. Bütün ikinci yeninin üç şairi çok da üçü de çok genç yaşta ölmüşler. Ben eminim ki Edip Cansever yazmaya çok devam edecek ve çok enteresan şiirler yazacaktı. Mesela hayallerinden hep hayal diye vurgulardı. Birisi Hamlet'i şiir olarak yazmaktı. Yalnızca kendi çağının geçen gibi Hamlet değil veya mekanı da hem mekanı hem zamanı değiştirerek 20. yüzyılın ortasındaki bir Hamlet'in hikayesini. Çok uğraştı bununla. Oralardan satır dizi hatırlıyor musunuz? Hiç göstermedi. Ama uğraştığını biliyorum. Beğenmiyordu. Yaptığının samimi olmadığını, bu istek olduğunu, isteğin samimiyete dönüşemediğini, öyle eleştirileri, üzüntüleri vardı. Sonunda bıraktı zaten. Bu tarz büyük isimler kendilerine karşı çok yıkıcı olabilir değil mi? Evet, Edith Cansever bu konuda çok acayip. Acımasız. En küçük bir insanın, hiç alelade bir insanın bile şiirini sevmemesi, eleştirmesi, olumsuz anlamda eleştirmesi ona kızmazdı. Ciddiyetle dinleyip, evet. Kendine kızar. Veya kendi içinde onun ne kadar doğru olduğunu araştırıp neden öyle yanlışlara düştüğünü üzerine kafayı en küçük bir olumsuzluğun bile tahammül yok değil mi? Bir iç titreşimle sizin algınızı hemen yakalardı. Edip Cansever televizyonda birlikte olduk. Bir programda Edip Cansever, ben, Hulki Aktunç, neden birlikte olduk dersen 1977 yılının Türk Dil Kurumu armağanını biz kazanmıştık. O zaman sevgili Doğan Hızlan televizyonda yine bir program yapıyordu. Bizi bir araya toplamıştı. Hulki en iyi hikayeci idi. Ben en iyi roman ödülünü almıştım. Edip Cansever de en iyi şairi. Edip Cansever o programda ödüller konusunda hayatımda boyunca kulağıma küpe olan bir şey söyledi. Ödülü kazanmak insana onur veriyor. Çok güzel bir şey dedi. Ama ben her seferinde eve gittik yıllar boyunca ödüllere katılıp da kazanmamış olan yazarların eserlerine de bakmış. O eserlerin hangisinin hakkının yendiğini düşünmüşümdür. Çok başka bir duyarlı. Çok müthiş bir şey. Şu anda dedi, burada ben otururken ben biliyorum benim kitabımdan en az daha iyi olan şu kitaplar, neden onlara verilmedi ödül diye düşünüyorum dedi. Halbuki Türk Dil Kurumu ödülü başvuruda falan olmazdı. Seçici kurul yılın yazarın eserlerinden kendi karar verip verdi. Yani bir de şey yoktu, katılmak olmadığı için bir yarış havasına değil, bir ödüllendirme tam anlamıyla bir ödüllendirmeydi, bir yarış havası yoktu. Ama dediğiniz gibi böyle bir duyarlılık, üstüne bir şey vardı. Adı Edip, huyu suyu da edep üzerine sanki. Yani böyle çok enteresan bir şey. Eray, o bunu devrin... Bunu söyleyebilmek çok başka bir şey yani. O devrin bütün şairlerinde demeyeyim ama dörtlü üçlü daha fazlasında benim tanıdığım, hatta diyebilirim ki bütün şairlerinde bir başka gözü tokluk vardı.
Mesela Behçet Necatigil, yeri geldi söyleyeyim. Behçet Necatigil Beyler adlı kitabını yeni çıkarmıştı. Ben Behçet Bey'de Politika Gazetesi'nde bir konuşma yapmak istemiştim. Bir, iki, üç kabul etmedi. Tekrar git işine dedi. Başka bir çok güzel şiir kitabı var. Sen neden benim peşime gidiyorsun? Neden onların peşine gitmiyorsunuz? Neden onları kimse almıyor dedi. Bir gözü tokluk vardı dediğim gibi. Özlemle diyelim. Niye? Hı? Şeyi şimdi özlemek... Özlemle diyelim yani. Hem böyle bir gözü tokluğun, böyle bir iyi niyetin bugün çok fazla ortamlarda görülebildiğini düşünmüyorum da o yüzden özlemle dedim. Evet, vardı. Edip Şanser bir başka özelliğiydi. Sizinle dostluğunda, arkadaşlığında sadece kendi dertlerini değil, sizin dertlerinizi dinleyebilmek inceliğini gösteren bir insandı. Edebi dertleriniz, şahsi hayatlarınız konusunda daima ölçülü, özenli, kimsenin kişisel yaşamına takip etmeyen edebi bir... Zaten Edip Şanser kişisel yaşamını ben de Edip'in hem tanıdım, çok yakından tanıdım ama çok fazla şey bilemem. Çünkü Edip Şanser yaşamını bir edebiyat yaşamı olarak kurmuş ve onun etrafında söylemini geliştirmiş bir yazardı, şairdi. Mesela Oktay Rıfat'ın Bir Kadının Penceresi'nden adlı çok benim çok sevdiğim romanı çıkmıştı. Tam o sırada yani o dönemde birkaç onu okuyan birkaç kişiden birisi de Edip Cansever'di. Edip Cansever bana o romanda asıl güzel olanın insanlar o romanda kimin kimi olduğunu merak ediyorlardı. Edip Cansever ise bana asıl o kitapta güzel olanın o kitaptaki kadının, Filiz'in, baş kahramanın sonsuz yalnızlığı olduğunu söylemiş. Ve yalnız belki de bu programın ismi de belki de oradan gelmiştir aklıma. Yalnız insanların kitapları yazılmalı ve yalnızlar için yazılmalı diye bir şey söylemişti. Selim Beyciğim, çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir Edip Cansever portresi demeyeyim de Edip Cansever'in şiirine, karakterine, dünyasına, dünyaya bakışına, şiirinin felsefesine dair çok derin bir tablo çizdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştım. Estağfurullah. Yalnız okurlar için de Edip Cansever'i konuştuk. Türk şiirinin usta ismi Edip Cansever'i. Selimlerin dünyasından Cansever'in dünyasına bir perde aralık. Bir sonraki programda bir başka yazarla, belki başka yazarlarla Selimlerin dünyasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.